renk skalasının çalışıldığı iki örnek daha hazırlasınlar bana. Hemen iletiyorum Ruşen Hanım. Teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin. Tabii efendim. Cihan. Bugün ne oldu anlatsam inanmazsın. Hiç tadım yok Ruşen. Oyalama. Ne söyleyeceksen söyle. Ne oldu? O kızın ailesi geldi buraya. Kim o kız Ruşen? Ay ille de adını söylettireceksin bana. Elif. Ne istiyorlarmış? Sence? Ya bilsem sorar mıyım? Ne istiyorlarmış? Para. Cihan'cığım para. Eğer 1 milyon verirsek kızlarını buluttan ayıracaklarmış. Bu evliliğin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini onlar da tahmin ediyorlarmış filan falan. Laflara bak laflara. Ya anladım. Ha anladın. Bu kadar mı yani Cihan anladın? Adamlar ofisime kadar gelip benden 1 milyon... Anladım Ruşen, anladım. Ne oluyor? Allah aşkına neyin var senin? Hem sen neredesin bu kadar saattir? Ha? Yine hastane köşelerinde Alaz'ın annesini falan teselli ediyor olmuyorsun? Çok yorgunum. Üstüme gelme. Zaten o Alaz da gelmiyor işte kaç gündür. Annesi öldüğü için gelmemiştir belki de. Ben bilmiyordum. Yani çocuk bize zahmet vermemek için annesinin öldüğünü bile gizlemiş. Tek başına kaldırmış cenazeyi. Oho, kime anlatıyorum ki ben? Sanki çok umurumdaydı. Ben eve geçiyorum. Neler çeviriyorsun sen Alaz? Alaz neredesin? Konuşmamız gereken şeyler var. Orada buluşuruz. Tamam. Ettiğin hayatı veremedim. Bağışla. Affet beni. Keşke ben de zamanında Buğut kadar cesur olup da aşkıma sana sahip çıkabilseydim. Ama yapamadım. Korkağım ben. Ben babama karşı gelemedim. Lükslerimden de vazgeçemedim. Şimdi Buğut'a bakıyorum da bir yanım aşkına sahip çıksın istiyor. Bir yanım... Bencilim ben biliyor musun? Hep bencildim. Baksana böyle bir anda bile kendimden bahsediyorum sana. Alaz bana emanet. Nurhan. Merak etme. Tamam. Belki babası olduğunu bilmeyecek ama... ona layıkıyla babalık yapacağım ben.